Mehmet Şahin, selamünaleyküm Seyda. Risale-i Nur kanser hakkında bir şey diyor mu? Diyor. Risale-i Nur demiyor. Yani açık demiyor. Üstü kapalı diyor. Bu üstü kapalıyı açıklayan bir sohbet dinledim. Kanserin yayılmasının sebebi zikir noksanlığıdır. İnsanlar zikirden kesildi, kansere yakalandılar. Zikir yok. Zikir yok. Yani zahiren bir zakir görünüyor, bir tasavvuf görünüyor, bir şey görünüyor ama zikir kendine yerleşmemiş. Zikir kendisinde inkılap yapmamış. Onun için şeydir, yani kanser hücre terörüdür. Hücre terörü. Hücre yerindekine razı olmuyor, öbürüne gidiyor. Öyle değil mi? Kanserin şeyi nedir? Öyle değil mi? Ölmesi gereken hücre ölmüyor, diğerini yutmaya başlıyor. Terör. Yani dışarıda nasıl terör, dinsiz, imansız, kitapsız, Allahsız, kim rastladı onu öldürüyor, götürüyor çöp bidonuna bombayı koyuyor, sabahleyin herkes işine gücüne giderken 9'da bomba patlıyor, kime rastlarsa, kimin nasibinde varsa. Böyle bir zulüm, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir canavarlık düşünülebilir mi yani? Kime rastlarsa, maksat insan olsun. İşte bu terör, bu terörün zikirsizlikten dolayı insanın bedeninde meydana getirdiği şekil kanser. Kanser zikirsizlikten oluyor. Eğer zikir hakiki manasıyla yaygın olsa kanser olmaz. Zahiren zakir görünüyor ama aslında zikir kalbe işlememiş, bedende inkılap yapmamış. Vücudunda inkılap yapmamış. Risale-i Nur okuyor ama küfürle kendi arasına çelikten bir duvar örülmemiş. Çelik bir duvar yok. İstediği zaman küfür tarafına geçiyor, istediği zaman mümin tarafına. İstediği zaman Mustafa Kemal gibi oluyor, istediği zaman Bediüzzaman gibi oluyor. Tesir etmemiş, inkılap yapmamış. İsterse hepsini ezberlesin. O ayrı bir şey, irşat ayrı bir şey. İlim ayrı bir şey, irşat ayrı bir şeydir. Risale-i Nur'un irşadından istifadesi olmamıştır. Risale-i Nur'un irşadından istifadesi olanın o andan itibaren küfürle arasında çelikten bir zırh, duvar meydana gelir. Yani çok basit bir misal söyleyeyim. Risale-i Nur'un irşadına mazhar olmuş bir insan evinde su içmek için hani o kupalar var böyle altı tutulmalı. Yani böyle dümbük gibi havada üstte şey, içkiler için kullanıyorlar ya, kadem diyorlar. Yani. Ondan bir tane olsa onu alıp yere çarpmadan o evde durmaz o adam. Ya içki içilmiyor, su içiliyor işte. Öyle değil, o semboldür. Küfrün sembolüdür. Risale-i Nur'un irşadına mazhar olmuş zat, karısına manto giydirmez, deyüslük yapmaz. Risale-i Nur talebesi deyyus olamaz. Tesettürsüzlük deyyüslüktür. Karısına çarşaf giydirir. Sokakta tanınmayacak hale gelir hanım. Hangi manto kadını tanınmaz hale getiriyor soruyorum size. Var mı? Manto giyip de sokakta hanımını manto giydirip de sokakta yaşı gelen kimdir acaba benim hanım başkası mı diyebilecek adam var mı yani? Karısını tanır. İrşad başkadır, ilim başkadır. Risale-i Nur her cephede, her yerde doyurucu bir kültür hazinesidir. Fevkalde yüksek bir felsefe potansiyeli vardır, ilim potansiyeli vardır, hal potansiyeli, kalp ehli olmak, ruh ehli olmak. Bunların hepsinin doyurucu özellikleri var Risale-i Nur. Eğer irşadından hissesi olmamışsa, küfürle kendi arasında git gel asfalt caddesi olur. Yeri gelir
O tarafa geçer, geri gelir bu tarafa geçer. Geri gelir oraya geçer, geri gelir buraya geçer. Ama irşadına mazhar olursa, o irşad olduğu andan itibaren onun alemiyle bütün küfür alemi birbirinden ayrılmıştır. Artık ne bu oraya geçebilir ne bu buraya geçebilir. Böyle birbirine tevlehev etmişse, evrenin içerisinde efendim hem Avrupa hem İslam yaşıyorsa, bu adam Avrupalı. O adam Avrupalı. O adamla İslam'ın irşad hadisesi ulaşmamıştır. İlmi vardır. Bir şey demiyorum. İlim elde etmek için Müslüman olmaya gerek yok. İlim çalışmaya bağlıdır. Çalışırsan ilmi elde edersin. İmana ihtiyaç yok o meselede. Ama irşatta iman var. İrşatta iman var. Yakin var. Eğer irşat olamamışsa, işte bu zikir meselesi de böyledir. Rozet hiç kimseye bir şey yapamaz. Rozet hiç kimseye bir şey yapmaz. Bizim bir parlamenter abimiz, kardeşimiz vardı. Vahdettin Karaçorlu. Allah rahmet eylesin. Ondan biliyorum. Buraya Büyük Millet Meclisi'nin bir rozeti vardı. Mebus olunca o rozeti veriyorlardı. Buraya takmıştı. Ben de takayım. O rozet çok zor bir şey. Bulunacak bir şey değildi. Yani ne derdi? İnsan bir tane bulur. Beni mebus ederler mi? Rozet ayrı. Rozetle kimse bir şey olmuyor. Nurculuk rozetiyle insan nurcu olmaz. Tarikatçı rozetiyle insan tarikatçı olmaz. Adam olmaya çalışmak lazım. Allah'tan adam olmayı talep etmek lazım. Allah'tan irşad talep etmek lazım. İrşad. Risale-i Nur'un irşadına talip olmamız lazım. Allah bizi Risale-i Nur'un irşadından hariç bırakmaya. Yoksa ilimdir. Risale-i Nur ilimdir. Risale-i Nur'u okuyan adam bir kere fevkalade güzel konuşur. Güzel edip olur. Yazı yazar. Felsefe yürütür. Bir mesele üzerinde alabildiğine konuşabilir. Ufkunu genişletiyor Risale-i Nur. 30 bin kelimeyle yazılmış. Bir kere evvela bir dil öğreniyor yani. Risale-i Nur böyle bir eser. Yani düşünün ki ajanlar bile Risale-i Nur'dan istifade ediyorlar yani. Ajanlar bile. Amerikan ajanları bile, FETÖ, hepsi kökü ajan, dinsiz, imansız, kitapsız, Allahsız, hepsi Risale-i Nur'dan istifade ediyorlar. İrşad hakikatine uğrar, o irşad hakikati yok. İşin ilminde, kültüründe. Herkes meşgul olan öğrenir onu, onda bir şey yok yani. İşte bu kanser meselesi de cemiyette irşadın hakikatine vasıl olma bitti. Gösterişe döndü iş. Zakir zikir yapmıyor. Nurcu kitap okumuyor. Öbürü bilmem ne yapmıyor. Alevi Alevi değil. Sünni Sünni değil. Efendim, Hristiyan Hristiyan değil. Yahudi Yahudi değil. Hepsi topçu. Sefaat kazandı yani. Sefaat kazandı. Yani Alevi'de Alevilik yok. Sefaat. Nurcu'da nurculuk yok. Sefaat. Tarikatçı'da tarikatçılık yok. Sefaat. Sefaat. Ahlaksızlık kazandı yani. Ahlaksızlık kazandı. Onun için kanser istila etti. Zikirsizlikten. Bedende hücrelere nüfuz eden zikir olmasa hücreler anarşistlik yapmaya başladı. Anarşistlik yapmaya başladı. Terör estiriyor. Kendi hakkına razı değil, yandakine tecavüz ediyor. Ansan kanser. Eskiden yoktu bu. Eskiden yoktu böyle bir şey. Ne zaman? 70'lerde, 75'lerde bu mesele ortaya çıktı yani bu kanser iş. Önce yoktu. Elazığ'da bir veya iki hadise vardı. Birinde benim babamın teyzesinin oğlu olmuştu.
Elazığ'dan Ankara'ya göndermişlerdi. Ben de Kastamonu'ya okula giderken babam beni tembih etti. Gittim kendisini ziyaret ettim Ankara'da. Hastahanada, onkoloji. Bir o. Elazığ'da bir iki vaka, o kadar. 1957, 58, 59, 60. Yoktu böyle bir şey. Herhalde tamam mı Mustafa Bey? Devam ediyor efendim. Evet Mustafa korkmaz. Hizmete zarar gelecek senin yüzünden deyip kibarca kovdular beni. Yıllar geçti şu an o dershaneden hakkımızda onlara yaklaşmayın. Bunlar çok tehlikeli diye yaygara yapıyorlar. Ve bu kişilerle yıllarca hizmet yapıyoruz biliyordum. Yanılmışım. Bu kadar kin beslemeleri nedendir efendim? Bir kafire duymadıkları kini bize duyuyorlar. Hürmet değerlerinden öperiz. Söğüt'ten binler selam. Sen Söğütlüsün. Söğüt ne demek Söğüt? Söğüt Osmanlı'nın kurulduğu yer. Osman Bey kaç dostu vardı Osman Bey'in yeryüzünde? Senin de o kadar dostun olur. Bu işin kaderi böyle. Hoş göreceksin, onlara dua edeceksin, yanlış bildiklerini söyleyeceksin. Sabır edeceğiz, başka çaremiz yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Aynı şekilde mukabele edemeyiz onlara. Yanlış biliyorlar. Öğrenirler. Bazısına nasip geç geliyor.